Evet, kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Ben müsaadeniz olursa programımızın açılışını yapmak istiyorum. Buyurun. Evet, sayın hocam, değerli katılımcılarımız, Kardeşlik ve Birlik Derneği ile Mektebi Meva Hanımlar Komisyonu'nun ortaklaşa düzenlediği Aile ve Çocuk Akademisi programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle Profesör Doktor Sayın Saffet Köse hocamıza bizleri kırmadığı için çok teşekkür ediyoruz. Değerli katılımcılarımız, maneviyat karşıtı, seküler bir dünyada insani ve İslami değerlerimizi ne yazık ki yavaş yavaş kaybediyoruz. Bu modern dünya kadınlarımızı ayaklarının altına cennetin serildiği anne olmaktan uzaklaştırıp reklam dünyasının sıradan bir figürü haline getirdi. Evlerimiz yuva olma özelliğini kaybederek pansiyonlara dönüştü. Çocuklarımız, sayın hocamızın da kitabında belirttiği haliyle evlerimizin hükümdarı oldu. Rahmet olarak bizlere emanet edilen büyüklerimiz zahmet olarak algılanmaya başlandı. Velhasılı her şeyimiz olan, son kalemiz olan ailemizin de altı boşalmaya başladı. Kardeşlik ve Birlik Derneği ve Mektebi Meva olarak bu hususlara dikkat çekmek, en azından farkındalık oluşturmak adına bu eğitimleri düzenledik. İlana çıkılan günden itibaren şu ana kadar oluşan yoğun talep ki 3153 kişi oldu. Bu ihtiyacın boyutlarını göstermesi açısından çok önemli. Eğitimimiz boyunca bugün Sayın Hocam Saffet Köse ile başlayacağız. Akabinde Hakan Türkçapar hocamız, Kemal Sayar hocamız, Mehmet Dinç, Mehmet Teber, Profesör Doktor Mustafa Ağırman, Abdurrahman Dodurgalı, klinik psikolog Gökhan Ergür, doçent doktor Vahdet Görmez ile inşallah çok keyifli bir eğitim sürecimiz olacak. Ben her iki derneğimiz adına 9 hafta sürecek olan bu güzel çalışmanın tüm katılımcılarımızın aile düzenlerine, çocuklarının eğitimine olumlu katkılar sunmasını Rabbimizden niyaz ediyorum. Emeği geçen tüm kardeşlerimizin bu gayretlerinin amel defterlerinde hatırı sayılır bir ağırlık oluşturmasını diliyorum. Ben müsaadenizle Sayın Hocamızın özgeçmişini kısaca sizlerle paylaşacağım. Profesör Doktor Saffet Köse hocamız 1964 yılında Balıkesir'de doğmuştur. Balıkesir İmam Hatip Lisesi'ni 1982'de bitiren hocamız Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden 1986 yılında mezun olmuştur. Aynı üniversitede 1988 yılında yüksek lisansını, 94 yılında da doktorasını tamamlamıştır. 1986 ile 92 yıllar arasında Türkiye Diyanet Vakfı'na bağlı İslam Araştırmalar Merkezi'nde çalışmıştır. 1992 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. Bir müddet araştırmalarda bulunmak üzere Mısır'da bulunmuştur. 1996 tarihinde yardımcı doçent, 1997 yılında doçent, 27 Mart 2003'te de profesör olmuştur. 2013-2019 yılları arasında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı yapan hocamız 9 Nisan 2018 tarihinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne atanmıştır. İngilizce, Arapça bilen hocamız, Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekilliği görevini sürdürmektedir. Sayın hocam, sizlere de kısmen muhatap kitleyi genel hatlarıyla tanıtmak adına müracaat eden kardeşlerimizin profilinden kısaca bahsetmek istiyorum. Yaş grubu olarak çoğunlukla 25-40 yaş arası bir kitlemiz var. Eğitim durumu anlamında çoğunlukla lisans mezunu %70-80 oranında. İlahiyat ve psikoloji bölümleri ağırlıklı katılımcılarımız ve çoğunlukla da bayan katılımcılarımız bulunuyor. Şu an itibariyle malumunuz bu online programların belli bir kotası bulunuyor. Kotamız 1000'i geçtiği için sadece üye olan gruplarda bulunan kardeşlerimizin giriş yapabileceği YouTube linki gruplarda paylaşıldı. Oradan da kardeşlerimiz giriş yapabilecekler. Son olarak eğitimlerimiz her cumartesi saat 20 ila 21 arasında online olarak yapılacak. 40 dakika sunum sonrasında 10 dakika ara. Akabinde tekrar bir 40 dakikalık sunum yapılacak ve soru cevapla eğitim sonlandırılacak. Sayın hocam, ilk program olduğu için biraz uzatmak zorunda kaldım. Sizlerden ve katılımcılarımızdan özür dileyerek sözü Estağfurullah. sizlere bırakıyorum. Estağfurullah. Buyurun. Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd.
Ben öncelikle bu programı tertip edenlere, başta Ömer Faruk Bey olmak üzere, emeği geçenlere teşekkürle başlamak istiyorum. Ayrıca gecenin bu saatini bu programa ayıran, şu anda bizi takipte olan kardeşlerimize hasreten şükranlarımı sunuyorum. Vakit dar, çok fazla vakit geçirmeden hemen konuya gireceğim. O yüzden de düşüncelerimi arz etmeye çalışacağım. Şöyle başlayalım. Şimdi aile bir toplumun en önemli kurumu. Bizim kültürümüzde, geleneğimizde yani devlet ve aile birbiri üzerinden tanımlanır. Aile o devlet içerisinde küçük bir devlettir. Devlet de o milletin büyük ailesidir. Dolayısıyla toplumun örgütlenme modeli olarak aile esas alınmıştır. Ahlak kitaplarına bakarsanız önce kişi ahlakından bahsedilir, sonra aile ahlakından bahsedilir, sonra devlet ahlakından bahsedilir. Kendini yönetemeyen aileyi yönetemez, aileyi yönetemeyen devleti yönetemez. O sebeple bunlar birbirine bağlı şeylerdir. O yüzden önce kişinin kendi kendisini yönetebilmesi lazım. Onun bir ahlakının olması lazım. Zaaflarına, eksikliklerine, hazlarına kontrol getirebilecek mekanizmalara sahip olması lazım. Sonra aileyi kurması lazım. Aile içerisinde de, ailenin kendi içerisinde fertler var. O fertlerin birbirleriyle ilişkileri var. Ailenin bir bütçesi var. Ona tedbirun menazil deniyor bizim şeyde. Ahlak kitaplarımıza bakarsanız bunu orada görürsünüz. İşte devletin de aynı işte vatandaşları vardır, bir bütçesi vardır, komşu ülkeleri vardır, kendi içinde ilişkileri vardır filan. Yani birbirleri üzerinden tanımlanır ve bu açıdan aile hakikaten hani bir klişe laf olarak söylenir, toplumun temel taşıdır, yani yapı taşıdır. Bütün ailelerde böyledir. Aileyi bozduğunuzda oradan bir taş çıkarmış olursunuz. Her bir aile bozulduğunda, aile kurumu bozulduğunda o toplumu bütünüyle bozmuş olursunuz. O yüzden aile son derece önemli. Bugün dünyada aile ile ilgili ciddi problemler yaşanıyor. Ben yine de şunu söylemek durumundayım. Bizim ülkemizde en güçlü kurumumuz yine de ailemiz. Yani buna ne kadar şükretsek az. Diğer ülkelerde olduğu şekliyle yani trendlere baktığınızda aile kurumunu zedeleyici, yıkıcı, bozucu problemlerin yaşandığı trendde bizde yaşanmıyor. Yani sıkıntılar var. Yani evlenme yaşı evet yükseliyor, evlilikler azalıyor, boşanmalar artıyor. Bunlar ciddi problemler. Tamam. Ama dünyadaki trendlere baktığınızda hala biz iyi durumdayız. Bu çok önemli bir şey. İkinci bir şey, mesela sosyolojiye bir kavram girdi. Tek ebeveynli çocuklar deniyor. Bunların çocuğun annesi var, babasını bilmiyor. Babası var, annesini bilmiyor. Bunların bazı ülkelerde, mesela İskandinav ülkelerinden bazılarında oranı %70'i buluyor. Şimdi mesela bizde böyle bir sorun yok. Ya var ama ve bu ölçüde bir sorun yok. O sebeple ben hala ailenin bizim toplumumuzun en temel dinamiği olduğunu düşünüyorum. En önemli kurumu olduğunu düşünüyorum. Ve buna da gereken değeri verdiğimizi ama sıkıntılar yaşadığımızı da söylemek istiyorum. Şimdi bugün en ciddi sorun nedir derseniz, şimdi şöyle bir klişe laf var, o hatalı anlaşılmasın. Deniyor ki işte burada hep sorunlar gündeme getirildi, çözüm önerileri söylenmedi filan. Ya zaten sorunu teşhis etmek demek aynı zamanda çözümü önermek anlamına da geliyor. Çözümü içinde barındırıyor bu. O yüzden mesela şöyle bir şey söyleyeceğim. Bugün en ciddi sorun nedir derseniz bana, aile için en ciddi problem nedir derseniz, aile içi ilişkilerdeki değerler üzerinden birbirine bağlanmış olan yapıların birbirine koparılmasıdır. En ciddi sorun budur aile için. Sadece aile için değil, bütün toplumlar için bu böyledir. Yani modern dünyada şöyle bir trend var şu anda. Kurumsal yapılar birbirine entegre olmuş ve birbirine bağlanmış yapılardan oluşur. Yani mesela ailede çocuk vardır, baba vardır, anne vardır, dede vardır, nine vardır, diğer akrabalar vardır, amca, dayı, hala, teyze. Bakın bunlar değer yüklü kavramlardır hep. Şimdi siz bunların, modern kültür maalesef bunların her birisini alıyor ve ayrıca kendi başına inşa ediyor. Mesela çocuğu alıyor, diyor ki sen bir bireysin ve özgürsün diyor. Anadan babadan koparıyor. İşte kadına diyor ki sen bir bireysin ve özgürsün diyor. Onu yeniden inşa ediyor. Erkeğe diyor ki sen bir bireysin diyor, onu alıyor yeniden inşa ediyor. Ve o bağları koparıyor ya da vidaları gevşetiyor. Yani bu ciddi bir problem. Değer yüklü kavramlar bunlar. O yüzden Hazreti Peygamber'in hadis-i şeriflerinde ifade ettiği üzere diyor ki entelidel emetu rabbeteha. Yani kıyametin alametlerini soruyor Cebrail aleyhisselam geldiğinde Peygamber Efendimiz'e.
Kıyamet ne zaman kopacak diye soruyor. Peygamber Efendimiz de diyor ki onun bilgisi benim yanımda değil, ben onu bilemem diyor Peygamber Efendimiz. O Allah'ın indinde, ama o büyük kıyameti kastediyor. Peki alametlerini söyle diyor. Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerinde kıyamet alameti denildiğinde sosyal kıyameti anlamak gerekiyor. Yani sosyal dengelerin bozulması, kurumsal yapıların alt üst olması anlatılıyor. İşte mesela burada entelidel emetü rabbetehe diye bir ifade kullanıyor Peygamber Efendimiz. Cariyenin efendisini doğurması. Cariyenin efendisini doğurması şu demek. Yani aile içerisinde büyük küçüklerin birbirine saygısı sevgisini kalmaması, takmaması demek. Mesela çocukların evde küçük hükümdar haline gelmesi demek. Yani ana babayı takmaması demek. Söz geçmemesi demek. Mesela bir toplumda gençlerin tecrübeli, akıl adam dediğimiz büyük insanları takmaması demek. Anlatabiliyor muyum? Yani o değerler dünyası üzerinden birbirine bağlanmış olan fertlerin birbirine kopması demek. Şimdi bugün dünyada yaşanan şey bu. Bunu devletler içinde yapıyorlar. Mesela etnik yapılar ve dini gruplar üzerinden bütün mesela bölgemize bakın, yaşanmaz hale getirdiler. O sebeple şunu yapmamız gerekiyor bizim. Onun için bu sıla-i rahim dediğimiz, yani akrabalık bağlarının, yakınlık bağlarının birbirine bağlanmış olmasını önemsemek gerekiyor ve bunları yeniden inşa etmek gerekiyor. Benim annem vardır, babam vardır, amcam vardır, dayım vardır, halam vardır, teyzem vardır, yeğenim vardır, yengem vardır, görümcesi vardır, işte bir kadının, neyse bunlar. Bunları yeniden inşa etmek, birbirine bağlamak gerekiyor. O yüzden en ciddi sorun bence bugün budur. Çözümü nedir derseniz, Cenab-ı Hak diyor ki akrabalarıyla, yakınlarıyla, yakınlıklarıyla bağını koparan benimle bağını koparmıştır diyor. Bundan daha ağır bir şey olamaz. Ne derler? Cenab-ı Hakk'ın tehdidi olamaz. O yüzden cezasını işte biz dünyada çekiyoruz, ahiretteki cezası farklı. O yüzden biz yeni baştan bunları toparlamamız gerekir diye düşünüyorum ben. Birinci nokta, yani birincisi en temel problem nedir derseniz, söylemek istediğim şeylerden bir tanesi buydu. İkincisi şu, aile kurulurken sağlam temeller üzerine kurulması lazım. Aile sağlam temeller üzerine kurulabiliyor mu? Bakın şöyle problemler var ailede. Birincisi, aile nikah yoluyla kurulur. Nikah çok değerlidir ve bütün ilahi dinlerde kadın erkek beraberliğini meşru kılan tek yol nikahtır. Başka bir yol yoktur. Ve bütün ilahi dinlerde nikah ibadet karakteri arz eden bir sözleşmedir. Bu çok önemli bir şey. İbadettir. Ya daha doğrusu ibadet karakteri arz eder. Dolayısıyla nikahın böyle bir tarafı var. Bir önemli bir şey daha var burada. Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Nikah misak-ı galizdir. Yani ağır ve mesuliyetli bir sözleşmedir. Ağır bir sözleşmedir nikah. Şimdi öyle olunca aile kurulurken nikahla kurulacak madem, nikaha gelmeden önce yapılması gereken şeyler var. Nelerdir bunlar? Şimdi evlenirken gençlerin tercihi önemlidir. Bunları önemsemek gerekiyor. Evlenecek olan onlarsa onların tercihine saygı duymak gerekiyor. Bunu Peygamber Efendimiz de söylüyor aleyhissalatü vesselam. Yani evlenmek istiyorsa birisiyle evlenmek istemediği birisiyle evlendiremezsiniz daha doğrusu. Çocuklara evlenebileceği ölçüleri baştan kazandırabilirseniz, bunları iyi yönetebilirseniz, tercihlerinizi, önceliklerinizi iyi anlatabilirseniz, değerler dünyanızı onlara yükleyebilirseniz, yazılımını siz yaparsanız bu haliyle, o sizin tercihleriniz doğrultusunda birisini mutlaka isteyecektir diye düşünüyorum. Şimdi öyle olunca, ama burada şöyle bir şey var. Evet, gençlerin tercihleri önemli ama bu ağır ve mesuliyetli bir sözleşme olduğuna göre gençler duygularıyla karar verebilirler. Riskleri göremeyebilirler. O zaman büyüklerin tecrübesine de ihtiyaç var. İşte bu noktada gençlerin tercihleriyle büyüklerin tecrübesini buluşturarak birlikte karar verilebilirse ben daha sağlıklı bir zeminde evliliğin kurulabileceğini düşünüyorum. Bu bir. İkincisi, evlenecek olanların ya da evlenmek isteyenlerin birbirlerine denk olması gerekiyor. Hatta bu işte sosyal seviyedir, işte eğitim düzeyidir, hayattan beklentilerdir. Hatta ibadetlerde bile, dini yaşantıda bile, dini anlayışta bile bir denkliğin olması gerekiyor. Hatta yaşta bile. Yani 20 yaşındaki bir kızla işte 45 yaşındaki bir erkek evlenebilir mi? Ya da tersi olabilir mi? 45 yaşındaki bir kadınla 20 yaşındaki bir erkek evlenebilir mi? Bir engel yok. Ama mutlu olabilirler mi? Ya da mutluluk ve kalıcılık esası üzerine bir aile kurabilirler mi? Bunlar önemli şeyler. Mesela dini yaşantı. Peygamber Efendimiz döneminde böyle problemler var. Mesela Peygamber Efendimiz'e şikayete geliyor. Bazı kadınlar var. Diyor ki ya Resulallah, benim kocam sabaha kadar namaz kılıyor, akşama kadar oruç tutuyor diyor.
Şikayet ediyor kadın. Yani benimle ilgilenmiyor diyor. Halbuki dengeyi kurmak gerekiyor. Dengeyi kurabilmek gerekiyor. Eğer dengeyi kuramadığınız takdirde siz bu başka problemlere yol açıyor. Başka sıkıntılar ortaya çıkarıyor. Dengeyi kurmanız gerekiyor. Şimdi Peygamber Efendimiz diyor ki aleyhissalatü vesselam, ibadetlerde asıl olan insanlara ahlak kazandırmasıdır ve bu ahlakın insanın üzerinde bir zinet olarak görünmesidir. Mesela Hazreti Mevlana'nın söylediği bir şey var. Din kokudur diyor. İnsanın üzerinden müminse müminin kokusu gelmesi lazım. Şu adam bak Müslüman, ibadete bağlı, şu adam Müslüman bir insan. Ne güzel demesi lazım insanların. Eğer bunu söylemiyorsa sabah kadar namaz kılmak, akşam kadar oruç tutmanın bir anlamı yok. Yani normal farzlar dışında. Farzlar dışında. Farzları zaten yapmamız gerekiyor. Ama nafilenin de bir dengesinin olması gerekiyor. Nafilelerin. Ve en önemlisi insan üzerine etkisinin olması gerekiyor. Gece kalkıp teheccüd kılan bir kadından bahsediliyor Peygamber Efendimiz'e. Ama komşunu rahatsız ediyor diyor. Onun namazı yoktur diyor Peygamber Efendimiz. Nice oruç tutan, namaz kılan insanlar vardır. Gece kalkarlar, teheccüd kılarlar. Yanına kalan uykusuzluk. Nice oruç tutan insanlar vardır. Yanına kalan açlıktır diyor. Şimdi ibadet olumlu manada bir davranış değişikliği meydana getirmiyorsa bir anlamı yoktur. Dolayısıyla burada bir dengenin olması gerekiyor. Bir denkliğin olması gerekiyor. Yine nişanlık dönemi. Bu nişanlık dönemi örfi bir şeydir. Hutbe diye bu hadislerde de geçiyor. Buna insanların yani evlenecek olanlara birbirlerini tanımaları açısından verilen bir fırsat olarak da bakmak gerekiyor. Bu evlenme vaadidir. Evlilik değildir. Bu dönemde insanlar nikah falan yapıyorlar. Bu doğru bir şey değil. Yani nikah evlenmek demektir. Dolayısıyla nişanlık döneminde taraflar birbirlerini tanırlar, beklentilerini öğrenirler, birbirleriyle meşru ölçüler içerisinde otururlar, konuşurlar. Mutlu ve kalıcı bir evlilik yapabileceklerine inanmışlarsa nikah yaparlar ve evlenirler. Nikah yaparlar ve evlenirler. Eğer birbirleriyle mutlu ve kalıcı bir evlilik yapabileceklerine inanmamışlarsa o zaman ne yaparlar? Yollarını ayırırlar, mutlu olabilecekleri birer eş adayına bakarlar. Hepsi bu. Bu önemli bir şey. O yüzden nişanlık döneminin iyi geçirilmesi lazım. Ama burada taraflar birbirlerini maskelememesi lazım. Yani birbirlerinden ne beklediklerini açık bir şekilde göstermeleri lazım, söylemeleri lazım. Bir başka şey, Resul-i Ekrem Efendimiz'in tavsiyesidir. Diyor ki, insanlar evlenirlerken yani evlenmelerinde aradıkları kriterler vardır. Bunu söylüyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Mesela diyor ki işte zenginliğidir, güzelliğidir, işte statüsüdür, dindarlığıdır. Diyor ki fasfar bittiğin terbet yedek ediyor. Yani sen ahlaklı, dindar olanı tercih et ki evin huzur, elin bereket görsün diyor Peygamber Efendimiz. Bu ne demek? Bu şu anlama geliyor. Bunu kızlar için söylüyor ama Peygamber Efendimiz. Kızlara talip olunduğu için bunu söylüyor. Sadece kızlarla ilgili bir şey değildir bu. Erkeklerle ilgili olan bir şeydir bu. Bir olguyu tespit ediyor Peygamber Efendimiz. Şimdi burada niye bunu tavsiye ediyor? Sebebi şu. Eğer bir kızın güzel olduğu için evleniyorsa birisi ya da bir kız oğlan yakışıklı olduğu için onu tercih ediyorsa bu geçici bir şeydir. Yani güzellik gidebilir veya daha güzel birisiyle karşılaşabilir. O zaman o bağ kopar. Yakışıklılık gidebilir ya da daha yakışıklı birisiyle karşılaşabilir. O bağ kopar. Zengin diye evleniyorsa o zenginlik gidebilir ya da daha zengin birisiyle karşılaşabilir. O bağ kopar. Ya da statüsü için evleniyorsa o statü gidebilir. Bugün bir görevdedir, yarın alırlar görevden. Bu kadar basit. O bağ kopar. Ya da daha yüksek statüyle birisiyle karşılaşabilir. O bağ kopar. Ama kopmayan bir bağ varsa o da güzel ahlaktır. O sebeple Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiye ettiği şey bu. Şimdi tercihlerde bunların öne çıkmış olması gerekiyor. Eğer bunlar öne çıkmıyorsa ve insanlar maddi beklentilerle dünyevi bir takım tercihlerde bulunuyorlarsa bunlar mutluluk getiren şeyler değildir. Bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söylüyor açık bir şekilde. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yani evlilik kurulurken bu kriterlerin, bu ölçülerin dikkate alınması gerekiyor. Şimdi evlilik kurulduktan sonra yine Kur'an-ı Kerim'de evliliğin mutlu ve kalıcı olarak devam edebilmesi için Kur'an-ı Kerim 3 tane kavram öne çıkarıyor. 3 kelimeden bahsediyor Cenab-ı Hak. Bunları izah edeceğim şimdi size kısaca. Ama öncelikle şunu söyleyeceğim. Bir kere Allah Resulü'nün bir hadis-i şerifi var. Bunu çok dikkate almak gerekiyor. Bence çok önemlidir. Allah Resulü'nün bütün hadisleri elbette önemli. Ama aile söz konusu olduğunda bunun özellikle dikkate alınması gerekir diye düşünüyorum. Bir tanesi şu. Şimdi diyor ki Peygamber Efendimiz, İblis, şeytan sabah kalkar, avanesini toplar, çetelerini toplar ve onları insanlar içine salar. Der ki, hadi gidin bakalım insanlar içine dağılın, insanları Allah yoluna saptırın. Çünkü iblisin bizimle bir hesabı var.
Çünkü bizim yüzümüzden Allah rahmetinden kovuldu ve ebedi olarak kovuldu. Öyle olunca bizden intikam almak istiyor. İlk intikamını da Hazreti Adem babamızdan aldı. Havva validemizden aldı zaten. Bunu da Kur'an-ı Kerim anlatıyor bize. Bunu anlatıyor. O yüzden dünyaya da o yüzden geldik biz ve bu mücadele burada devam ediyor. Şimdi diyor ki Peygamber Efendimiz, İblis sabah toplar avanesini, yardımcılarını, çetelerini neyse, insanlar içine salar ve onlara talimat verir. Der ki gidin Allah yolundan şu insanları bir saptırın der. Akşam geldiğinde bunlardan hesap alır. Sen ne yaptın der, işte ben şunu yaptım, geç bir şey yapmamışsın der. Sen ne yaptın, şunu yaptım, geç bir şey yapmamışsın. Geç bir şey yapmamışsın dediği her bir şey Allah yolundan saptırmakla ilgili bir şey. Mesela birine namazı unutturuyor. Birisini işte Allah'ın istemediği bir harama bulaştırıyor. Birisini bir neyse bunlar. Ama bir tanesi geliyor diyor ki ben karı koca arasına girdim, aralarını bozdum ve onları ayırdım der. Ve o zaman hemen heyecanlanır, ayağa kalkar, onu alnından öper, baş köşeye oturtur diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. En çok sevdiği şey budur, karı koca arasına girmek. Şimdi karı koca arasına girmek şeytanın asli işi ise insanlar bu konuda çok daha dikkatli olmak zorundalar. Bu önemli bir şey. Şimdi o zaman şunu söylemeye çalışıyorum. Biz o aileyi yönetebilmek ve aile içerisinde daha iyi bir eş, bir baba, bir anne, dede, nine, neyse, hala, teyze, amca olabileceksek ne yapmak gerekiyor? Kur'an-ı Kerim buna karı koca arasındaki ilişkilerle ilgili çok güzel 3 tane kavram veriyor. Rum suresinin 21. ayet-i kerimesinde şunu söylüyor Cenab-ı Hak, diyor ki وَمِنْ اَيَاتِ اَنْ خَلَكَ لَكُمْ مِنْ اَنْفِسْكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَتَّةً وَرَحْمَةً. Yani 3 kavram var burada. Yani diyor ki Cenab-ı Hak, eğer mutlu ve kalıcı bir aile istiyorsanız, karı koca olarak aranızda rahmet, meveddet ve sekinet ilişkisi olacak diyor. Rahmet, meveddet ve sekinet ilişkisi olacak. Rahmet ne, meveddet ne, sekinet ne? Şimdi karı koca arasında merhamet olacak. Merhamet ne demek? Merhamet Türkçedeki anlamıyla acımak demek değildir. Yani acımak manası var. Ama acımak dikey bir ilişkidir. Allah ile kul arasında olabilir, ana baba çocuklar arasında olabilir, bu olabilir. Ama karı koca arasında acımak incitici bir şeydir. O yüzden karı koca arasında merhamet denildiğinde acımak olarak anlaşılamaz. Bunu tefsirlerde söylüyor. Peki nasıl anlamamız gerekiyor? İki tane unsuru vardır bunun. İki unsuru var. Bir tanesi nezaket ve zarafetle muamele etmek, kırıp dökmemek, bağırıp çağırmamak, kaba saba olmamak demek. Mümkün olduğu ölçüler içerisinde. Biz neticede insanız. Bunlar olabilir şeyler. Ama hakim karakter olarak incitmemek, kırıp dökmemek, kaba saba olmamak, nezaket ve zarafetle muamele edebilmek demek. Çok önemli bir şey. Bu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en temel özelliklerinden bir tanesi. Çok zarif bir insan Peygamber Efendimiz. O özelliklerini görmek gerekiyor. Mesela sağmal hayvanları olan insanları uyarıyor mesela Peygamber Efendimiz. Diyor ki mesela, diyor ki tırnaklarınızı kesin, hayvanların memelerini incitmeyin diyor. Bakın bunu düşünüyor Peygamber Efendimiz. Bu kadar zarif bir insan Aleyhisselatü Vesselam. Çok nazik bir insan. Mesela tırnaklarınızı kesin diyor sağmal hayvanları olanlara. Hayvanların memelerini incitmeyin, tırnaklarınızı kesin. Çünkü şeytan etle tırnak arasında dolaşır diyor. Bir de bunu söylüyor. Yani diyor ki mikrobun bilinmediği bir zamanda tırnak altlarının mikrop yuvası olduğunu ve hijyenik şartlara dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor orada. Kul hakkıdır bu neticede. Bunlar gıda üreticilerine söylüyor mesela bunu. Orada tabii hayvan sağan hayvanlara söylüyor ama bugün tabii profesyonelce üretimler var. O yüzden Allah Resulü bakın bu kadar zarif bir insan. Bu kadar hayvanları düşünüyor, insanları düşünüyor vesaire. Onun için bu önemli bir şey. Çok zarif bir insan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Aile hayatında da öyle Allah Resulü. Mesela şunu söylüyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Diyor ki Hazreti Safiye Validemiz çok güzel yemek yaparmış. Bugün güzel bir peygamberimizin yaptığı, sevdiği bir yemekten yapmış. Hazreti Ayşe Validemizin yanında Peygamber Efendimiz ona göndermiş hizmetçisiyle. Hazreti Ayşe Validemiz kıskandığından hizmetçinin eline vuruyor. Tabağı düşürüyor ve kırıyor. Bakın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona şunu söylemiyor. Yani bağırıp çağırmıyor, kızmıyor. Hazreti Ayşe Validemiz ona diyor ki ne yapmam lazım ya Resulallah? Ya yerine bir tabak gönderiver diyor. Sonra etrafındakiler diyor ki anneniz diyor yemeği döktü hadi toplayın da yiyin diyor. Espri yapıyor. Şimdi peygamber bu Aleyhisselatü Vesselam. Mesela Peygamber Efendimiz bir yardım malzemesi dağıtıyor. Orada beklenti içinde olan birisi var. Adaletli olsana ya Resulallah diyor. Peygamber Efendimiz'e adaleti öğretiyor. Bakın bize söylese bunu dünyayı başında yıkarız. Ya peygamberim sen kimsin de ben adaleti öğretiyorsun demiyor Peygamber Efendimiz.
ona diyor ki bir peygamber adaletli olmazsa kim adaletli olabilir diyor. Ve ona niye böyle yaptığını, niye davrandığını izah ediyor Peygamber Efendimiz. O da ikna oluyor ve gidiyor. Bu kadar. Bu kadar. O yüzden Efendimiz çok zarif bir insan. O yüzden eğer karı koca arasında merhamet olacak diyorsak bunun birinci unsuru nezaket ve zarafetle muamele etmek, kırıp dökmemek, kaba saba olmamak demek. Birinci unsuru bu. İkinci unsuru ihsandır. İhsan ne demek? İyi davranmak, iyilik etmek demek. İyilik ne demek? İyilik şu. İstenileni, istenildiği zaman, istenildiği kadar, hatta fazlasıyla ve en önemlisi gönülden yapmak demek. İçtenlikle yapmak demek. Eğer bir gönüldenlik yoksa, bir içtenlik yoksa, insanlar gönülden davranmıyorlarsa, içi daralarak, gönlü sıkılarak yapıyorsa o iyilik değildir. O iyilik değildir. Dolayısıyla içten, hani Anadolu'da çok güzel bir söz var. Gönülden pişmeyen aş yakarın artır yavaş diye bir laf var. Bu önemli bir şey. O yüzden içtenlikle olacak. O zaman bakın, karı koca arasında nezaket, zarafet ve ihsan boyutlu ilişkiler varsa bundan meveddet doğar. Meveddet nedir ayette geçen? Meveddet karşılıksız sevgi demektir. Karşılıksız sevgiyi doğuruyor. Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamberimizin hadis-i şeriflerinde sevgiyle ilgili iki tane kelime kullanılır. Birisi muhabbettir veya el-hubbu, aynı kökten gelir el-muhabbet ve biri de meveddettir. Muhabbet gönüldeki sevgidir, meveddet onun dışa yansımasıdır ve karşılıksız olanıdır. Dolayısıyla karşılıksız sevgi de olunca bundan sekinet doğar. Sekinet nedir? Huzur demektir. Aile huzuru. Peki huzur ne? Ya huzur orada insanların rahat olması ve eve bu kelimeden türeyen mesken demişiz biz. Mesken ne demek? Huzur yuvası demek. Huzur yuvası demek. Şimdi bakın karı koca arasındaki bu ilişkiler rahmet, meveddet ve sekinetle bezenmiş bir ilişkiler ağı varsa Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifleri var. Diyor ki karı koca birbirine ne yaparsa ama ne yaparsa. Ne yaparsa. Her biri sadaka değerindedir. Allah ona mutlaka bir sevap yazar diyor Peygamber Efendimiz. Önüne bir ekmek koymuştur, bir yudum su vermiştir, ne bileyim bir jest yapmıştır, bir güzel söz söylemiştir, bir güler yüz göstermiştir. Neyse bunlar. Her birine, her şeye bir sadaka sevabı var diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ve Allah bire bir yazmıyor sevapları. Bire 10 yazıyor en azından. Çok önemli bir şey bu. Şimdi bu işin bir boyutu. Bir ikinci boyutu. Eğer bu üç kavram aile içi ilişkileri örgülemişse, ben orada ailede sorun olmaz demiyorum. Ailede problemler olabilir, uyuşmazlıklar ortaya çıkabilir, anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir. Zaten oluyor da. Hani Peygamber Efendimiz'in ailesinde de var. Yani Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Fatıma Validemiz zaman zaman anlaşamıyorlar. Peygamber Efendimiz ortalarına oturuyor. Kızım Ali, kızım Fatıma sen şunu yapacaksın, oğlum Ali sen bunu yapacaksın diye. Aralarını düzeltiyor ve onlara yol gösteriyor. Bu böyle. Şimdi aralarını düzeltiyor. Şu anlama geliyor bu. İlişkiler aileyi bozacak ölçüye gelmez. Uyuşmazlıklar, çatışmalar. Bu üç kavram varsa bir yerde durur ve sonra o problemler hallolur ve insanlar gelirler. O sorunları çözülmüş olarak hayatlarına devam ederler. Bu anlama geliyor. Şimdi ben sizlere aile içerisinde uyuşmazlıklar varsa bunların sebep-sonuç ilişkileriyle ilgili kalan zaman içerisinde ana hatlarıyla Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde geçen bazı hususlar var. Onları satır başlarıyla izah etmeye çalışacağım. Bir tanesi şu. Eğer o uyuşmazlık problemi istenmiyorsa veya problemin büyümesi istenmiyorsa yapılacak şeylerden bir tanesi şudur. Eşler birbirini kendine benzetmeye çalışmayacak. Allah herkesi kendine özel yaratmış. O yüzden insanlar mümkün olduğu ölçüler içerisinde birbirlerini anlayacaklar ve olduğu gibi kabul edecekler. Bu birincisi. Çünkü nişanlık dönem işte böyleydi. Yani ben buyum işine gelirse demek bir anlamda. O yüzden birbirlerine benzetmeye çalışmayacaklar. Bu bir. İki, uyuşmazlıkları minimum seviyede tutabilmek için mutlaka karı koca arasında, aile içerisinde istişare mekanizmasını çalıştırmak gerekiyor. İstişare mekanizması. Bu önemli bir şey. Yani Peygamber Efendimiz bunu yapıyor. Yani ben Hazreti Peygamber'den daha çok istişare yapan birini görmedim diyor mesela Ebu Hureyre. Mesela Bedir Savaşı'nın yerinin belirlenmesi konusunda sahabe-i kiramla istişare ediyor. Hatta sahabe kendisi söylüyor. Ya Resulallah bu şahsi görüşün müdür yoksa vahiy eseri midir diye soruyorlar. O da diyor ki şahsi görüşümdür. O zaman uygun değil diyorlar. Yani bunu Peygamber Efendimiz de söyleyebiliyor sahabe-i kiram. Peki niye uygun değil? Anlat diyor. Anlatıyor. Peki neresi uygun? Şurası. Doğru söylüyorsun diyor Peygamber Efendimiz.
Mesela Hudeybiye müsalahası sırasında sahabe-i kiram ihramla çıkıp çıkmak istemiyor. Umre'ye çarplanmışlar, gitmek istiyorlar. Umre'ye niyetlenmişler, müşrikler izin vermiyor. Peygamber Efendimiz anlaşma yapmak zorunda kalıyor. Çünkü anlaşma yapmasaydı bütün düşmanlar üzerine çullanıp yok edeceklerdi orada belki Hazreti Peygamber'i. O yüzden anlaşma yapmak zorundaydı Peygamber Efendimiz. Ama sahabe bunu ya bilmiyordu o stratejiyi ya da cahili hamiyeti diyor Kur'an-ı Kerim. Onu Peygamber Efendimiz çözmek için peygamberliğin sonuna kadar uğraştı. Gideriz ölürüz diyorlar. Hazreti Ömer Efendimiz böyle söylüyor mesela. O yüzden ihramdan çıkmak istemiyorlar, dönmek istemiyorlar. Çadıra geliyor. Diyor ki Müsleme validemize beni dinlemiyor bunlar deyince ya Resulallah sen dediklerini önce kendin yap onlar sana uyarlar diyor. Müsleme validemiz. Ve Peygamber Efendimiz çıkıyor. Kendi ihramdan çıkıyor. Tıraş oluyor ihramdan çıkıyor. Ve sahabe-i kiram da yapıyor ve oradan ayrılıyorlar. O yüzden o problemi çözen Müsleme validemiz. Bu kadar önemli. O yüzden istişare olacak. Yani karı koca aralarında bir konuyu istişare edecekler. Bütün kurumsal yapılarda en temel kavram istişaredir, şuradır. Dolayısıyla bir konu varsa istişare edecekler. Konsensüs sağlanıyorsa, aralarında anlaşma söz olabiliyorsa ona ikisi de uyacaklar. Eğer anlaşma olmamışsa kimin görev alanına giriyorsa onun görüşü geçerli olacak ve diğeri de ona uyacak. Bu kadar basit. Bir diğer prensip aile içi uyuşmazlıklar aile içerisinde halledilmeli. Hünne libâsünde küvvetüm libâsünde hünne diyor Kur'an-ı Kerim. Kadın erkek karı koca birbirlerinin için elbisedir. Problem dışarı taştıkça o problem çözüm yolu zorlaşır. Problemin tarafları çoğalır ve herkes kendi zaviyesinden bakar. Dolayısıyla çözülemez hale gelebilir. Dolayısıyla kendi aralarında çözmeye çalışacaklar. Sabırlı olacaklar ve öfkeyi kontrol edecekler. Öfkeli insan freni patlamış araca benzer. Nereye çarpacağı belli olmaz. O sebeple bizim ecdadımız demiş ki öfkeyle kalkan zararla oturur ya ve sabrın sonu selamettir. Sabırlı olacaklar insanlar. Sabırlı olacaklar. Bir önemli bir şey muhatabın mutlaka karı koca bir tartışıyorlarsa aralarında bir problem varsa birbirlerini dinleyecekler ve kendisini ifade etmeye fırsat verecekler karşı tarafın. Peygamber Efendimiz bunu yapıyor mesela. Ben çok önemsediğim bir örnek var. Ne kadar yeridir veya değildir onu ama söyleyeyim. Peygamber Efendimiz'e birisi geliyor. Diyor ki ya Resulallah ben zina etmek istiyorum bana izin ver dediğinde sahabe-i kiram çok sinirleniyor. Ve adamı orada neredeyse tepeleyecekler. Ama Peygamber Efendimiz diyor ki bırakın gelsin adam söylesin ne istiyor. Ve şunu söylüyor. Bunu istiyor Peygamber Efendimiz'den. Allah Resulü ona şunu söylüyor. Diyor ki ya sen ne münasebetsiz bir adamsın. Bir peygambere böyle bir şey söylenebilir mi demiyor Peygamber Efendimiz. Bakın ne söylüyor? Diyor ki bir kimsenin gelip de senin annenle böyle bir şey yapmasını ister misin? İstemem ya Resulallah diyor. O zaman sen de birisinin annesiyle yapmayacaksın diyor. Birisinin gelip de senin hanımla böyle bir şey yapmasını ister misin? İstemem ya Resulallah. O zaman sen de yapmayacaksın birisinin hanımıyla diyor. İşte birisinin kızıyla yapılmasını ister misin? Senin kızınla yapılmasını ister misin? İstemem ya Resulallah diyor. O zaman sen de birisinin kızıyla yapma diyor. Ve onun üzerine Peygamber Efendimiz'e diyor ki kişi tamam ya Resulallah yapmayacağım vazgeçtim diyor. Bakın bu önemli bir şey. Bakın Peygamber Efendimiz bunu dinliyor böyle bir insanı. Ön yargılı olmamak gerekiyor. Yani iyi niyetli ve yapıcı olmak gerekiyor. Ön yargılı olan insanların ön yargısını dağıtmak bazen zor olabiliyor. Ama çoğu kez ön yargılı insanlar mahcup oluyorlar. Bunlardan kaçmak gerekir. Alınganlık göstermemek gerekiyor. Alınganlık ciddi problemlerden bir tanesi. O yüzden insanı tarif ederlerken filozoflar hayvanı natık diye tarif ediyorlar. Yani konuşan canlı. O zaman bizim esas özelliğimiz konuşmak ise oturup konuşabilmek gerekiyor. Bir hata yaptığımızda ya da bir sıkıntı çıktığında bu bizden kaynaklanıyorsa özür dilemeyi becerebilmemiz gerekiyor. Peygamber Efendimiz şöyle söylüyor diyor ki bir hata yaptığınızda özür dileyin. Özür hatayı onarır. Karşı tarafta özrü kabul etsin. Eğer özrü kabul etmiyorsa aynı hatayı işlemiş gibidir diyor Peygamber Efendimiz. O yüzden bu büyük, küçük, işte akraba, anne, baba, dayı, amca, hala, teyze, çocuk bakmamak lazım. Hata kimden geliyorsa gidecek o hata yaptığı kişiden özür dileyecek. Bu kadar basit. O yüzden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bazen helallik aldığı var sahabe-i kiramda. Mesela bir yardım malzemesi dağıtıyor. Elinde bir değnek var. Bir sahabi gelmiş, abanmış üstüne Peygamber Efendimiz'in rahat çalışmasını engelliyor. Sen şuna al diye gösterdiği bir değnek var. Biraz kenara gider misin diyecek adama. Fark etmeden adamın yüzünü çizmiş. Allah Resulü bakın şunu söylemiyor. Kardeşim rahat çalıştırmıyorsun bizi ya. Bir çekil şuradan demiyor. Bakın şunu söylüyor. Diyor ki yüzünü çizdim. Hakkını bana helal et diyor. Eğer hakkını bana helal etmiyorsan sen de gel benim yüzümü çiz diyor Peygamber Efendimiz. Bu çok önemli bir şey. Bakın Hazreti Peygamber yapıyor bunu. Biz de onun ümmetiysek.
O yüzden bunu yapmamız gerekiyor. Bir önemli bir şey, eğer bir hata yaptıysak mutlaka onu bir iyilikle onarmamız gerekiyor. Bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Diyor ki ve etbe'is seyyi'etel hasene temhuha. Yani bir kötülük yaptığında, bir hata yaptığında hemen bir iyilik yap ki onu imha etsin, ortadan kaldırsın. Kalbini mi kırdın? Ya git bir hediye ver. Mesela Peygamberimiz diyor ki tehede fennel hediyete tesebu tüzhibu vakaras veya vakaras sadri diyor. Hediyeleşin çünkü hediye kalpteki kini giderir diyor. Tehedem tehabbu diye bir hadisi var. Yani hediyeleşin, hediye sevgiye vesiledir diyor. Eşini kırdın, çocuğunu kırdın, babanı kırdın, amca bir hediye al git. Kalpteki kini giderir diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bunu yapın diyor. Bu peygamber tavsiyesi. O yüzden innel hasenat yüstümne seyyiat diyor Cenab-ı Hak. İyilikler kötülükleri giderir. Bunları becerebilmemiz lazım. Aile büyüklerini eleştirmekten kaçınmamız lazım. Şimdi annen şöyle, babam böyle, dayın şöyle, amcam böyle, amcam böyle, kardeşin şöyle, öteki böyle, beriki böyle, anladık da böyle olduğunu biliyordun, evlenmeseydin kardeşim. Kimse kimseyi zorla evlendirmiyor ki. Evlenmeseydin mesela. Bunları eleştirmekten kaçınmak lazım. İğneli ve imalı sözlerden uzak durmak gerekiyor. Geçimli olmak, çatışmacı tutumlardan uzak durmak gerekiyor. Peygamber Efendimiz diyor ki, mümin geçimlidir, geçimli olmayan da hayır yoktur diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Kıskançlığı yönetmek gerekiyor. Kıskançlık çok güzel bir duygudur. Yani sevginin ifadesidir ama yerinde, zamanında, kıvamında değilse tam bir felakettir. O yüzden bunu iyi yönetmek gerekiyor. Onun için insanlar bu noktada dikkatli olacaklar, bunu iyi yönetebilecekler. Bazı şeyleri affedebilmek gerekiyor. Affedilebilecek şeyler varsa affetmemiz gerekiyor. Benim gibi adama yapılır mıydı bu dememek gerekiyor. Mesela Ayşe validemize münafıklar zina iftirasında bulunduğunda Müslümanlardan da o iftira olayına karışanlar oluyor. Mesela bir tanesi Hazreti Ebubekir'in yeğeni. Yani bütün masraflarını Hazreti Ebubekir'in karşıladığı yeğeni var bir tane. Bütün ihtiyaçlarını o karşılıyor. Hazreti Ebubekir karşılıyor. Zengin birisi Hazreti Ebubekir Efendimiz. Ve o da karışıyor. Hazreti Ayşe validemiz Kur'an-ı Kerim'de aklanınca, yani Cenab-ı Hak Hazreti Ayşe'nin böyle bir şey yapmadığını ayetle bildirince tabii Hazreti Ebubekir Efendimiz de bundan sonra o yeğenine hiçbir şey vermeyeceğini söylüyor. Yemin ediyor. Niye? Çünkü zina gibi yüz kızartıcı bir suç. Kime yapılıyor? Hazreti Ebubekir'in birisinin kızına. Peygamber Efendimiz'in eşine, müminlerin annesine. Bu çok ciddi bir problem. Öyle olunca bakın ne oluyor biliyor musunuz? Cenab-ı Hak ayet gönderiyor. Sizden fazilet ve servet sahipleri fakirlere, yoksullara, muhacirlere, akrabalara vermeyeceğine yemin etmesinler. Affetsinler, görmezden gelsinler diyor. Nur suresinin 22. ayetinde. Görmezden gelsinler diyor. Yani fa'fu anhu vasfah diyor. Yani affet görmezden gel diyor Cenab-ı Hak. Affet görmezden gel. Böyle bir suçu. Mesela Yusuf Aleyhisselam. Kardeşleri kuyuya atıyorlar. Sonra bakan oluyor Yusuf Aleyhisselam. Kardeşler ona muhtaç oluyorlar. Değil mi? Muhtaç oluyorlar. O zaman Yusuf Aleyhisselam onları tanıyor. Ama bakın olay aydınlandıktan sonra, kardeşlik ortaya çıktıktan sonra Yusuf Aleyhisselam onlara ne diyor? Siz benim kardeşlerimsiniz. Olmamış kabul edin diyor. Olmamış kabul edin. Bu böyle bir şey. O yüzden bazı şeyleri de her şeyde görmemek gerekiyor. Affedebilmek gerekiyor. Dürüst ve şeffaf, açık olmak gerekiyor. Yani hocam, çok özür dileyerek, yani gerçekten o kadar can alıcı güzel noktalardan gidiyorsunuz ki. Ama programımıza riayet edebilmek adına bir 10 dakika müsaadenizle ara verelim mi? Yoksa bu bölümü de bitirince mi? Nasıl yapalım? Çok az bir şey kaldı. Eğer vaktimiz varsa bitirivereyim. Tamam hocam. Olur mu? Tabii. Dürüst ve şeffaf açık olmak gerekiyor. İki yüzlülüğümüz bize ele verir. Bu Kur'an'ın ilahi yasasıdır. Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya atıyorlar. Bir sahte bir kan sürerek gömleğini getiriyorlar babalarına. Yusuf'u kurt kaptı belki biz inanmazsın ama falan diyorlar. Yakup Aleyhisselam hemen olayı anlıyor. Diyor ki bu ne merhametli bir kurtmuş ki Yusuf'u yemiş de gömleği parçalamamış diyor. Gömleği parçalamak akıllarına gelmiyor. O yüzden iki yüzlü olmamak gerekiyor. Adam telefonu eve girince kapatıyor, evden çıkınca açıyor filan gibi mesela. O yüzden bu önemli bir şey. Dışarıdaki sorunu eve taşımamak gerekiyor. Eski defterleri karıştırmamak gerekiyor. Herkes birbirini tanıyarak, bilerek evleniyor. O yüzden bize düşen, akıllı insana düşen geçmişten ders çıkarmak, bugünü değerlendirmek, yarını programlamaktır. İletişim kanallarını açık tutmak gerekiyor. Hassas noktaları kaşımamak gerekiyor. Herkesin bir hassas noktası vardır. Onur kırıcı, rencide edici tutum ve davranışlardan uzak durmak gerekiyor. Çünkü insanların onurlarıyla, şereflerine oynadığınızda bu kırılmış aynayı toplayıp yapıştırmaya benzer. Ayna 1000 parça olmuştur. Yapıştırırsınız, sizi 1000 parça gösterir. O kırılan kalbi onarmak çok zordur. O yüzden buna dikkat etmek lazım. Allah herkesi özel yaratmış. Kimseyi kimseye kıyaslamamak gerekir.
Bu empati denilen bir şey var. Yani iğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına batırmak diye. Biraz bunlara dikkat etmek gerekiyor. İlişkilerin kilitlendiği ya da çıkmaza girdiği bir an varsa, ki olabilir, o zaman Peygamber Efendimiz bir tavsiyesi var. Seferu tesehu diyor. Diyor ki Peygamber Efendimiz, seyahat edin, sıhhat bulursunuz. Yani o problemin olduğu yeri bir terk edin diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Problemin bulunduğu yeri bir terk edin diyor. Onu unutun gelin. Yani o problemi kafadan bir çıkarın gelin diyor Aleyhisselatü Vesselam. Beklentileri yüksek tutmamak gerekiyor. Eğer Züleyha ile Yusuf bir arıyorsa birbirlerine, onlar cennette var, burada yok. Maksadı aşan sözlere takılmamak gerekiyor. Bazen insan bazı şeyleri söyleyiveriyor. O manada söylemedim, şudur budur falan filan, ama yok biz biliriz diyor adam. Kalpleri okumak Allah'a aittir. O yüzden hiç kimse kimsenin kalbini okumaya kalkmasın. Bunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Peygamber Efendimiz söylüyor. Kalplerin sahibi Allah'tır. Bir önemli bir şey burada. Eşekak da kalbihu diyor Peygamber Efendimiz. Kalbini yarıp da baktın mı diyor. Adam bir şey söylüyorsa onu doğru kabul etmek. Onun dışında sivil hayatta ne olurlarsa olsunlar, insanlar eve geldiklerinde karı kocadır. Ona dikkat edecekler. Son bir şey. Eğer boşanma noktasına gelmişse, boşanma Allah'ın sevmediği bir şeydir. Allah'ın sevmediği bir şey. Eğer bu noktaya gelmişse, Peygamber Efendimiz diyor ki aleyhissalatü vesselam, ebgadul halali ilallahi et talak. Allah'ın hiç sevmediği halde izin verdiği bir şey varsa o da talaktır. Yani boşanmadır. O zaman şunu yapacak insanlar, yani artık boşanmak çözüm haline gelmişse, eşler birbirlerine karşı zulüm ve yük halini almışsa, o zaman diyor ki Kur'an-ı Kerim, boşanabilirsiniz ama güzellikle boşanacaksınız diyor. Güzellikle. O yüzden ya benimsin ya kara toprağın diye bir şey yok. Boşantılsa herkes kendi yolunu çizecek ve devam edecek diyorum. Ve bu kadar kısa zamanda bunları şöyle hızlıca anlatabildim. Allah razı olsun. Estağfurullah. Yani ben bundan sonra eğer sorular üzerinden gideceksek sorulardan devam edelim. Yoksa eğer bana devam et diyorsanız ben devam ederim. Sıkıntı yok. Hocam bir müddet daha devam etmenizi biz istirham ediyoruz. Sorularımızı not aldık. İnşallah onları yeterli bir vakit kala sizlere arz ederiz. Ne kadar konuşmam gerekiyor? 30 dakika daha verebiliriz hocam rahatlıkla. Peki. Şimdi bugünün dünyasında değişen bazı hususlar var. O hususların bizim bir Müslüman olarak, yani neticede eğer Kur'an ve sünnet çerçevesinde aileyle ilgili temel esasları, ilkeleri, prensipleri ve ahlaki değerleri konuşuyorsak bunları Kur'an ve sünnetten almamız gerekiyor elbette. O çerçevede biz konuşuyoruz. Bu noktada önemli bir hususa parmak basmak istiyorum. O da şu. Şimdi bizim bugün belki yaptığımız en ciddi sorunlardan, yaşadığımız en ciddi sorunlardan bir tanesi şu. Problemlerimizi daha çok hukuk üzerinden tartışıyoruz. Oysa Hazreti Peygamber'in hayatına baktığınızda hukuktan önce onu oluşturan ana dinamikler üzerinden ilişkileri kuruyor. Ana dinamikler. Bu da ahlaktır öncelikli olarak. Mesela Hazreti Peygamber'in hayatına bakın. Mekke'de imanla birlikte ahlakı oluşturmuştur. Medine'de o ahlak temeli üzerine hukuku koymuştur. Bunu çok net şekilde görebilirsiniz. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu hamiyetul cahiliye dediğimiz cahiliye hamiyetinden özellikle bahseder Kur'an-ı Kerim. Bugün de çağdaş cahiliyeden bahseden Müslüman araştırmacılar var. Yani o dönemle bu dönemdeki dünyayı kıyasladıklarında teknolojinin daha da ilerlemesi sebebiyle bugünkünün daha fazla etkili bir cahiliye zihniyeti olduğunu ifade ediyorlar. Şimdi öyle olunca o zaman bu dünya en fazla ahlaka ihtiyaç duyuyor. Bu Rospol diye bir araştırmacı var. Onun çok nefis bir tespiti var. Ben ona katılıyorum. Şöyle söylüyor. Diyor ki modern dünya en fazla ahlaka ihtiyaç duyuyor ama ahlakı imkansız kılan da bizzat kendisi diyor. O yüzden önce ahlak. Bu önemli bir nokta. Şimdi hukukçular ahlakla hukukun ilişkisinden bahsederlerken eğer ahlakı devre dışı bırakırsanız orada sadece kurallardan oluşan bir yığın kalır. Onunla da insanların kontrol altına alma şansınız zorlaşır. Yani bugünün ciddi sorunlarından bir tanesi bu. Her şeyi hukuk yoluyla halletmeye çalışıyoruz. Mesela bir Amerikalı hukuk sosyoloğunun bir
tespiti var, bir tezi var. Şöyle söylüyor, diyor ki adam Amerika'da niye çok fazla suç işleniyor diye bir araştırma yapmış. Araştırmada varmış olduğu netice şu: her şeyin hukukla hallolunabileceğine olan inancın doğurduğu kanun bolluğudur diyor. Yani şurada şöyle problem var, çıkar bir kanun. Burada böyle bir sıkıntı var, çıkar kanun. Eğer onun ahlakı yoksa onu hukuk yolla çözemiyorsunuz zaten. O yüzden bir işin önce ahlakını oluşturmanız gerekiyor. En temel şey bu, ahlak. Şimdi bakın, Allah Resulü işte bunu yapıyor. Mesela savaşlarda diyorlar ki sahabe-i kiram, mesela Abdurrahman bin Avf bunlardan bir tanesidir. Diyorlar ki ya Resulallah, biz cahiliye dönemimizde daha iyi, alnımız açık, başımız dik geziyorduk. Ama şimdi Müslüman olduk, başımız niye öne eğildi? Yani mesela savaşa izin vermiyorsun bize diyorlar Peygamber Efendimiz'e. Peygamber Efendimiz de diyor ki savaşın ahlakı oluşmadan savaşı nasıl yapacağız diyor. Mesela savaşın ahlakını oluşturuyor. Mesela açın savaşla ilgili ayetlerin hepsinde, Kur'an-ı Kerim'de bunları göreceksiniz. O yüzden ben şunu söylüyorum. Şimdi eğer her şeyi hukuk üzerinden halletmeye kalkarsanız ve ahlakı devre dışı bırakırsanız, yani devre dışı bırakırsanız derken ahlakın kontrol mekanizmalarını eğer devreye sokamazsanız, hukuk yoluyla netice alma şansınız çok zor. Hele bu ailede daha da zor. Niye zor? Çünkü bakın, aile mahrem bir alandır. Mahrem bir alan. Ve hukuk ispata bakar. Yani uyuşmazlıklar ancak ispat edilebilirse dünyevi hükümler bakımından, yani hukuk bakımından çözülebilir. Eğer siz bunları ahlakını oluşturamazsanız ya da ispat edilemeyen bir noktada ihlal söz konusuysa, o zaman hukuk nasıl çözecek bunu? Çözemezsiniz. Hele ahlakı hiç çözemezsiniz. Ahlakı hiç çözemezsiniz. Ahlakı yoksa. O yüzden aile içi problemleri çözmek için öncelikle onun ahlakına vurgu yapmak ve bunun üzerinde özellikle durmak gerekir diye düşünüyorum. Ciddi sorunlardan bir tanesi bu. Çözümü de ahlaki değerler. Esas nokta bu. Bir önemli bir şey. Şimdi ben daha önce bir yerde bir konuşma yapmıştım. Bu biraz da bazıları da bunu istismar ettiler ama bir gündem de oluşturamadılar. O gün başka gündemler vardı o zaman. İslami kaynaklara baktığımızda, mesela Kur'an ve sünnete baktığımızda, ilişkileri daha çok vazifeler üstüne kurduğunu görürsünüz. Vazifeler üstüne. Modern toplum hakka çok fazla vurgu yapıyor. Ben bunu önemsiyorum. Evet, hakka vurgu yapılmalı. Ama hakka vurgu yaparken hak sahibini kışkırtmak yerine vazifeli olanın vazifesini ona hatırlatmak ve hakka riayetin bir emanet olduğu bilincini yerleştirmek gerekiyor. Bunu yapamazsanız, bunu yapamadığınız takdirde kişi hakkıyla baş başa kalıyor. Onu savunmakla baş başa kalıyor ve sonuçta da ne oluyor biliyor musunuz? Çatışma ortamı doğuyor. Mesela bu modern haklar nazariyesinin temelinde batıdaki sınıfsal yapılar vardır. Sınıfsal yapılar. Ezenler ve ezilenler vardır. Mesela devlet güçtür. Vatandaşını ezer, vatandaş mücadele eder, insan hakları ortaya çıkar. İşveren işçi ilişkilerinde işveren bir güçtür, işçiyi ezer, işçi hakları ortaya çıkar, sendikalar yoluyla bunları korumaya çalışırlar. Ya da mesela işte hasta doktor tabip ilişkilerinde doktor bir güçtür, doktorluk mesleği neyse meslek, hasta ezilir, hasta hakları ortaya çıkar filan gibi. Yani şunu söylemeye çalışıyorum, bu sınıfsal yapılarda ortaya çıkan modern haklar nazariyesi şöyle bir şey oluşturuyor. Aile içerisinde bunu soktuğunuz anda bir çatışma kültürü oluşturuyorsunuz. Oysa aile içi ilişkilerde muhabbet esastır ve bu da vazife kültürüyle olabilir. Mesela bizim ahlak kitaplarına bakarsanız, ben daha önce bundan bahsetmiştim size. Ahlak kitaplarında mesela bütün kurumsal yapılarda, hiyerarşik düzen içerisinde adalet esastır. Adalet olmazsa olmaz. Mesela devlet ile vatandaşı arasında. İşte aile içerisinde çocuklar arasında. Mesela Peygamber Efendimiz diyor ki çocuklarınız arasında bir öpücükle bile olsa adaletsizlik yapmayın diyor. Dengeyi, düzeni bozarsınız diyor. İşte Yusuf Aleyhisselam'ı niye kuyunun dibine atıyor kardeşleri? Ölmesini istiyorlar. Çünkü babamızın sevgisi bize kalsın. Babalarının onu çok sevdiğini düşünüyorlar. O yüzden çocuklar arasında bir ayrımcılık olmaması gerekiyor. Olduğunda düzen bozuluyor ailede. Şimdi burada bir adalet gerekiyor. Ama mesela çocukların kendi arasında, mesela devletin vatandaşları arasında evet adalet esas ama devlet bireyleri, yani vatandaşların kendi aralarında ve aile bireylerinin kendi aralarında bizim ahlak kitaplarına öne çıkan bir şey varsa o da nedir biliyor musunuz? Muhabbettir. Sevgidir. Mesela şunu söylerler. Bütün ilişkileri muhabbet üzerine kurarlar. Muhabbet
ile adaleti kıyas yaparken, mesela ahlak kitapları, mesela Nasrettin Tusi'nin Ahlak Nasri'de bunu açık bir şekilde görürsünüz. Bunu kıyas yaparken der ki, adalet hukukun nihai idesidir. Yani amacıdır, hedefidir, gayesidir. Hak edene hak ettiğini vermektir. Ve ilişkilerdeki son noktayı belirler. Ama muhabbetin olduğu yerde hak davası olmaz. Ne olur? Şu olur. Bazen hak edersiniz, hakkınızı bağışlarsınız. Bazen hak edersiniz, size hak ettiğinizden fazlası verilir. İşte buna ne diyoruz biz? Bu muhabbet ortamı. Şimdi bizim belki bugün kaybettiğimiz şey bu muhabbet ortamı. Bunu tekrar aile içerisinde kurmamız gerekiyor, sağlamamız gerekiyor. Bu şimdi her mesela evlerimiz bizim otele dönüştü neredeyse. Değil mi? Herkes hakkını biliyor. Herkesin bir kendine göre bir dünyası var. O dünya içerisinde kendilerine oluşturduğu bir özel alanlar var ve paylaşmak istemiyor insanlar. Nasıl aile olacaksınız böyle bir yerde? Dostluk, muhabbet, birliktelik, paylaşım üzerine kurulan bir şey. O yüzden biz aile içerisinde de bunları kaybediyoruz. O yüzden bence bunlara biraz vurgu yapmak gerekir diye düşünüyorum. Bir önemli bir şey. Biz kavramlarımızı kaybettik. Kavramlarımıza yüklediğimiz değerler dünyasının oluşturduğu anlam dünyamızı da biraz kaybediyoruz. Mesela Diyanet İşleri Başkanımız konuşmasında kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız diye Peygamber Efendimiz'in veda hutbesindeki hadis-i şerifini hatırlattı. Ve buna isyan edenler oldu. Biz kimsenin emaneti değiliz diye. Halbuki emaneti sığıntı olarak alırsanız buna isyan edersiniz tabii. Ama emanet o değil ki. Emanet şu. Emanet size ait olmayan bir şey. Mesela orada diyor ki Peygamber Efendimiz kadınları köleniz gibi kullanacak bir araç gibi göremezsiniz diyor. Size ait olan bir şey yok orada. O yüzden emanet bizim inanç değerlerimiz içerisinde Kur'an'da ve sünnette sorumluluğun zirve noktası olarak kabul edilir. En üst noktası. Görevi emanet olarak söyler mesela Peygamber Efendimiz. Ebu Zer el-Gıfari'ye mesela görev vermemiştir Allah Resulü. Çünkü görev emanettir. Sen zayıf adamsın. Emaneti yerli yerinde eda edemezsen öbür yanda perişanlık ve pişmanlık doğurur. O yüzden bu görevi sana veremem diyor Peygamber Efendimiz. O yüzden aile ahlakından önce aile ahlakından önce kişi ahlakı geliyor. Kişi ahlakı emaneti yüklenebilecek bir özelliğe sahip mi değil mi, emin mi değil mi, ona bakıyoruz. Onu oluşturmamız gerekiyor önce. Ondan sonra emanet. Şimdi o yüzden emanet görevde en üst nokta ifade eder. Diyor ki Cenab-ı Peygamber, kadınlar sizin köleniz değildir. Onu bir metanız gibi göremezsiniz. O siz eşsiniz, eşdeğersiniz. Bakın eşitlik demiyorum, eşdeğersiniz. Bunu Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Eşdeğersiniz ve siz karı kocasınız. Dolayısıyla köleniz gibi göremezsiniz. Eğer buna ihanet ederseniz Allah'a ihanet etmiş oluyorsunuz. Demek bu aslında. Şimdi anlam dünyası kaybolunca bunu anlatamıyoruz ya da anlayamıyoruz. Böyle problemlerimiz var bizim. O yüzden biz kendi anlam dünyamızı, değerler dünyamızı yeniden kurup ve o değerler dünyamız içerisinde kendi kurumlarımızı yeniden oluşturmak zorundayız. Bu bütün insanlığın ihtiyacı olan bir şey bu. Evrensel bir şey bu. Bütün insanın ihtiyacı olan bir şey. Mesela Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetler var. Eğer anlam dünyası içerisinde, o bütünün içerisinde bunu düşünmezseniz orada alamazsınız. Yani sonuca varamazsınız. O yüzden birçok problemler ortaya çıkar. Şimdi bir önemli bir şey. Mesela gerek Kur'an-ı Kerim'de gerek Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde bakın en temel değerlerden bir tanesi nedir biliyor musunuz? Anneliktir. Annelik. Şimdi bakın şöyle bir şey var. Şimdi mesela biz karı koca ilişkilerini daha çok konuştuk bu şeyde, bu konuşmamızda. Ama anne çocuk ilişkisini, baba çocuk ilişkisini de konuşmamız lazım. Bir iki şey de onunla ilgili söyleyeyim. Mesela bakın çocuğa annenin şefkat transfer eden, şefkat yükleyen, babanın güven veren rolü vardır. Bunu modern psikoloji de ortaya koymuştur. Kur'an-ı Kerim'e, Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerine bakarsanız bunu görürsünüz bunları. Bakın modern araştırmalar da bunu ortaya koyuyor. Mesela Giddens'in sosyoloji kitabına bakın. Mesela John Bowlby'nin kitaplarına bakın. Bunları göreceksiniz. Diyor ki bugün çocuklarda anne babadan yoksun sendromu oluştu diyor. Şimdi bakın Fransa'da yapılan bir araştırma var. Eğer bir çocuk, doğmuş olan bir çocuk eğer ilk 2 yıl içerisinde yeterince annesiyle beraber olamamışsa siz onu o 2 yıldan sonra annesinden hiç ayırmasanız da o 2 yılın telafi şansı yok biliyor musunuz? Telafi imkanı. Psikopatik eğilimler gelişiyor çocuklarda.
Mesela Peygamber Efendimiz niye söylüyor? Hürmete layık olan kimdir ya Resulallah diye sorduklarında annendir diyor. Sonra kimdir? Annendir diyor. Sonra kimdir? Annendir diyor. Sonra kim? Dördü de babandır diyor. Niye? Anneliğin telafisi yok çünkü. Telafisi yok. O yüzden Nevzat Tarhan Hoca diyor ki bir çocuk için en temel depresyon sebebi ana kucağından mahrumiyettir diyor. Ana kucağından mahrumiyet. Mesela John Bowlby 1953 yılında söylemiş adam. Tespitlerinde var. Diyor ki bir çocuk ana rahminde güvenli bir ortamdadır. O güvenli ortamdan çıkar bir dünyaya gelir. Bilmediği bir çevreye gelir. Ve orada kendisini güvensiz hisseder. Ve bağlanacağı birisini arar. Ve bağlanmak bir ihtiyaçtır. Bağlanabileceği en değerli varlık annesidir diyor. Annesidir. O yüzden ben şunu söylemeye çalışıyorum. Yani mesela anne çocuk ilişkisi o kadar önemlidir ki. Mesela anne baba ilişkisi mesela çocuk baba ilişkisi. Babanın da güven veren rolü vardır çocuğa. Güven veren rolü. Anne şefkat transfer eder, baba güven verir. Mesela İslam hukukunda bir İslam alimlerinin arasında ittifak ettikleri bir hüküm vardır. Karı koca ayrıldığında çocuk 7 yaşına gelinceye kadar ittifakla anneye verilir. Görüş birliği vardır bu konuda. O yüzden bir genel prensip olarak vaz edilmiştir. Çocuğun hidanesi anneye, yani bakımı büyütülmesi anneye aittir. Velayeti babaya aittir diye bir ilke var, bir prensip var. O yüzden ben tabii şunu söylemiyorum. Hemen bu konu gündeme geldiğinde işte çalışan kadınlara karşı bir şey mi var? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey söylemiyorum. Şunu söylüyorum. Profesör Mücahit Öztürk'ün bir konuşmasından bir alıntı yapayım. Yayınlandı da bu. Ben de bizzat dinlemiştim kendisini. Kitabı o yayınlanan metinde de var. Diyor ki bakın anne çalışıyordur, baba çalışıyordur. Akşam eve gelirler, çocuk da kreşten, anaokulundan gelir. Bak yapılacak şey şu, çocuğun annelik babalık ihtiyacını gidermek gerekiyor orada. Bu kadar basit. Yani mesela çocuk diyor ki babacığım, anneciğim gel seninle oynamak istiyorum dediğinde diyor ki hoca, psikiyatr, Yeşilay Başkanı şu anda bildiğim kadarıyla. Diyor ki oyun çocuğun işidir ve oyun seyirciyle oynanır diyor. Ve çocuğunuzla oynayacaksınız diyor. Oynamadığınız takdirde mesela şunu diyorsanız git yavrum işte odan var senin orada oyna, oyuncakların var bilmem şu var bu var falan filan diyorsanız canavar yetiştiriyorsunuz. Çocukla oynayacaksınız. Oyun seyirciyle oynanır çünkü. O yüzden Efendimiz diyor ki men kâne lehu sabîn felyetesâbâle. Kimin küçük bir çocuğu varsa onunla çocuklaşsın, oynasın onunla diyor. Ve kendi oynuyor Hasan'la Hüseyin'le. O yüzden şunu demeye çalışıyorum. Yani bilimsel veriler de bunları ortaya koyuyor. O yüzden mesela aile ortamı içerisinde eğer aile olacaksak karı koca, anne baba çocuk ve diğer büyükler işte dedeler, nineler, amcalar, dayılar, halalar, teyzeler bunların bir hukuku var. Ve bunun bir ahlakı var. Bu çerçeveyi kendi değerlerimiz, değer dünyamız içerisinde yeniden yerli yerine oturtmamız, konumlandırmamız gerekiyor. Eğer bunu başaramazsak ben çok uzak olmayan bir zamanda biz kadınlığı da, erkekliği de, anneliği de, babalığı da, çocukluğu da veya diğer şeyleri de, aileyi de biraz fazla örseleyebiliriz diye bir intibam var. Yani bir öngörüm var. O yüzden bunları tekrar yapmamız gerekir diye düşünüyorum. Ben yani konuşacak çok şey var bu konu açıldığında ama bu kadarla yetinmiş olayım. Belki sorular olan vardır, itiraz olan vardır, eleştirisi olan vardır, katkısı olan vardır. Onları alalım, onlar üzerinden devam edelim. Kalan vakitte derim. Hocam, ne buyurursunuz? Estağfurullah. Sorularımız oldukça birikti. Müsaadenizle evet. Ben onların içerisinden sırayla sizlere aktarmaya çalışacağım. Bu sunumunuz esnasında akraba ilişkilerine değinmiştiniz hocam. Evet. Bir katılımcımız der ki akrabalarımızdan zarar geliyor ise bu kendi babamız bile olsa onunla görüşmemekte mi günahtır? Akraba ilişkileri en zorlandığımız konu maddi anlamda haksızlığa uğramış ise bu akrabalarımızla ilişkilerimizi kesmemiz durumunda sorumluluğumuz nedir? Şimdi bakın şöyle bir kere annelik babalık hakkı ayrı. Yani anne baba hakkı, Peygamber Efendimizin bu konuyla ilgili hadis-i şerifleri var, Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Allah hakkından sonra gelen ana baba hakkıdır çocuk üzerinde. Yani ve kadâ rabbuke ellâ ta'budu illâ iyyâhu ve bil vâlideyni ihsâna diye bir ayet var Kur'an-ı Kerim'de. 5-6 yerde geçer benzer ayetler. İsra suresinde bu ayet. Yani Allah kendine kul olmayı, itaati emrettikten hemen sonra ana babaya saygıyı emrediyor. 5-6 tane ayette geçer bu. Ve büyük günahların en büyüğünü haber vereyim mi size diye soruyor Efendimiz. Evet ya Resulallah diyorlar. Diyor ki Allah'a şirk sonra ana babaya isyandır diyor. Saygısızlıktır diyor daha doğrusu. Hukukul velideyn.
Şimdi o yüzden ana babanın hakkı ayrı. Yine de yumuşak söz söyle diyor. Mesela Lokman suresinde anlatılıyor. Yine Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde de var. Müşrik Müslüman oluyor. Annesi açlık grevine başlıyor Müslüman oldu diye. Annesini ne yaptıysa ikna edemiyor ve ona bir kötü söz söylüyor. İşte onun üzerine bu ayetin geldiği de ifade ediliyor. Peygamber Efendimiz de o senin annendir, ona saygı göstereceksin diyor, gönlünü alacaksın diyor. O yüzden anne baba farklı, mümkün olduğu ölçüler içerisinde anne babaya hürmet etmek gerekir. Diğer akrabalarla da bence ilişkileri sağlam tutmak lazım. Yani iyilikler her zaman kötülükleri onarır, her zaman. Bunu Kur'an-ı Kerim de söylüyor, Peygamber Efendimiz de söylüyor. O yüzden bir güler yüz, ara sıra aramak, ondan sonra bir selam vermek, ya bir halini hatırını sorayım deyim de diye bir telefon edivermek, çok zor değil bunlar. Bayramlarda gitmek kötülükleri engeller. Yani size iyiliği dokunmasa da kötülüğü böylece önlenmiş olur diye düşünüyorum. Bunları yapmak lazım, bunların yolları var. Peygamber Efendimiz'in tavsiyelerinde hep bunlar var. O yüzden mümkün olduğu ölçüler içerisinde büyüklere bir hal hatır sormak, gönlünü almak, gönül alıcı söz söylemek, onların iyiliğini getirmese de eğer bir problem varsa kötülüklerini de engeller diye düşünüyorum ben. Bunu yapabilmek lazım. Evet. Hocam başka bir sorumuz da şöyle. Evleneceğimiz kişinin geçmişini sormalı mıyız? Yoksa geçmiş geçmişte kaldı deyip önümüze mi bakmalıyız? Nişanlılık süresi ne kadar olması makbuldür? Nişanlılık döneminde konuşma hangi ölçü içerisinde olmalıdır? Tabi bunlar bir kitaplık sorular. Ama ben şu kadarını söyleyeyim. Tabii ki araştırmak gerekiyor. Yani sormak gerekiyor. O yüzden bu neyi soracaksınız? Yani neyi soracaksınız? Peygamber Efendimiz'in tavsiyeleri var. Güzel ahlaktır. Güzel ahlak. Aranması gereken şey bu. O yüzden iffet. Yani bunu yani Kur'an ve sünnetteki ifadesi diğer mukaddes kitaplarda da vardır bunlar. Yani onlara da benzer şeyler anlatılıyor zaten. Yani mesela bütün ilahi kitaplara kadın erkek beraberliğini meşru kılan tek yol nikahtır. Başka bir yol yok zaten. O yüzden mesela biz Mehir Vakfı'nda evlendireceğimiz insanların dinine, diyanetine Müslüman değil miye bakmıyoruz zaten. Mesela bir Ermeni vatandaşımızı evlendirdik. O da sonra Müslüman oldu. Yani biz nişanlı olup da evlenemeyen gençleri evlendiriyoruz Mehir Vakfı'nda. Siz bahsettiniz en başta Mehir Vakfı dediniz ama biz şu ana kadar 28 bin kardeşimizi evlendirdik. Yani 14 bin çift. Yani 40'ın üzerinde şehirde düğün yaptık. Bir eve ne lazımsa da veriyoruz. Birinci sınıf eşya veriyoruz ayrıca. Ve verdiğimiz eşya üzerinde vakfın hiçbir işareti de yoktur. Koymayız. Yani bizim verdiğimiz eşyada adamın evinde mobilyası varsa orada Mehir Vakfı gözükmez. O yüzden şunu söylemeye çalışıyorum. Yani biz bakmıyoruz bu tür şeylere. Ama evlenecek olan kardeşlerimiz bunlara bakması gerekiyor. Sorması gerekiyor. O da ileride evlilikte ortaya çıktığında problem olabilecek, tolere edilemeyecek şeyler varsa elbette bunu araştırmaları gerekiyor. Yani ona bakmaları gerekiyor. Prensip olarak kabul edebilecekleri şeyler varsa evet ondan sonra görüşmeye başlayabilirler. Nişanlık süresi uzun sürmez. Çünkü bu şeytanı çok sevdiği bir alandır bu. Her gelen bir şey söyler. Birini geçersiniz, ikinciyi, üçüncüyü, beşinciyi de altıncısına takılabilirsiniz. O yüzden böyle bir şey var insanlarda. O yüzden bunun çok uzun sürmemesi gerekiyor. Nişanlık süresinin. 3 aydır, 5 aydır, hadi 1 yıldır ama bu 5 yılda olmaz yani. Anlatabiliyor muyum? Çok evet. Uzun sürmemesi gerekir. Bir üçüncü şıkkı vardı bu sorunun. Hocam üçüncü şık konuşma nişanlılık döneminde hangi ölçü içerisinde olmalıdır? Ya şöyle, bunun ölçüsü şudur. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifini hatırlatıyorum sadece. Diyor ki hiç kimsenin gelmeyebileceği bir ortamda baş başa kalmamak gerekiyor. Hiç kimsenin gelmeyebileceği bir ortamda baş başa kalmayın diye söylüyor Peygamberimiz. Üçüncüsü şeytandır diyor. O yüzden bu ölçülere dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii onun dışında tabii diğer genel çerçeve içerisindeki prensipler de onları herkes biliyor zaten. Ama ben esas ölçünün bu olduğunu düşünüyorum. Yani bu sorulan soruyla ilgili. Bu sorulara cevabım bu kadar. Hocam başka bir dinleyicimiz de şunu sormuş. Kişi evlilik için yeterli donanıma sahip olduğunu düşünmüyorsa ya da birine güvenmekte zorlanacağını düşünüyorsa nasıl bir yol izlemelidir?
Şimdi Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerinden hareketle İslam alimleri bunlarla ilgili cevaplar hazırlamışlar. Diyor ki bir kimse evlenmediği takdirde kötü yola düşecekse ve imkanı da varsa ona evlenmek farzdır. İşte evlendiğinde işte mesela zulmedecekse, zulüm yapacaksa evlenmemeli diyor mesela. Haramdır demişler hatta. O yüzden insan kendini kontrol edecek. Bakın beraber yaşamayı, birlikte yaşamayı becerebilecek olgunluğa getirmeliyiz çocuklarımızı. Burada sadece gençler üzerinden bazı şeyleri konuşup da onlara yıkmamak lazım. Bence her genç ailesinin birer meyvesidir. Ve siz onu nasıl yetiştirdiyseniz o ona göre şekil alır. O yüzden aileler çocuklarını buna göre yetiştirmeliler diye düşünüyorum. O yüzden de evliliğe hazırlamalılar. Hazır değillerse evlenmesinler çünkü birbirine zulmediyorlar sonra. Bakın cinayetler işleniyor. Cinayetler işleniyor. Her gün neredeyse cinayet haberleri var. O yüzden evliliğe hazırlamalılar. Hazır değilse hazırlamanın yollarını bulmak gerekir. Ve dolayısıyla ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifini hatırlatmak istiyorum. Bu evlenme yaşının yükselmesi vesaire, gençliğin evlilikten korkması. Şimdi şöyle bir şey var. Efendimiz diyor ki, ya maşere şebeb, ey gençler. Ben istetâ minkümül be'ate fel yetezevveç. Sizden kim evlenmeye gücü yetiyorsa evlensin diyor. Evlensin. Bakın şuna bakmamak lazım. Biraz hani dünyevileştik falan diyoruz ya çok fazla. Evlilikte şunum yok bunum yok diye bakmamak lazım. Allah'ın vaadi var. Diyor ki Cenab-ı Hak ve enkuleyeme minkum ve salihine min ibadikum ve imakum yekun fukara yunhimullahu min fadli vallahu vasiun alim. Yani sizden iyi olan gençleri bile evlendirin diyor. Topluma yüklüyor vazifeyi. Kısaca. Yani ayetin kısaca anlamı bu. Eğer fakirlerse fakir olduğuna bakmayın. Ahlakına bakın. Eğer ahlaklı ise bunlar salih salih ise Allah onları fazl-ı kerimden zenginleştirir diyor. Allah vaat ediyor. Ön çevrenizde evlenenlere bakın. Eğer böyle insanlar varsa bunlar çok tecrübeleri vardır ve bunu yaşadıklarını size söyleyeceklerdir. Bu Allah'ın vaadi. Allah vaadine hulfetmez. Evet. O yüzden asıl olan şudur. İyi niyetli olmak, samimi olmak, dürüst o davranmak ve iyi değerlere bağlı kalabilmek. Eğer bu varsa kulum bana bir adım gelirse ben 10 adım gelirim diyor Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak gelir. Buna bakmak lazım bence. Hocam bir sorumuz daha müsaadenizle. Boşanmış bir kadın ile hiç evlenmemiş bir erkeğin evlenmesinde dinen bir sakınca var mıdır? Hayır yok. Yok. Yani normal Kur'an-ı Kerim'de ve Hazreti Peygamber'in hadis-i şeriflerinde evlenme engelleri sayılıyor. O engellerden birisi yoksa evlenebilirler. Hiçbir engel yok. Bir kardeşimiz de hocam şöyle sormuş. Evlenmek istiyorum, ailem izin vermiyor. Ailemin rızası olmadan evlenmek hususunda ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle, tabii bu kız mı oğlan mıdır bunu soran? Onu dikkat edemedim. Benim eksikliğim hocam ama. Estağfurullah. Şöyle, Şafii mezhebinde, Maliki mezhebinde ve Hanbeli mezhebinde evlilikte velinin izni gerekiyor kızlarda. Oysa bu böyle bir şeydir. Hanefilerde böyle bir izin gerekmiyor. Ama bütün mezheplerin birleştikleri bir nokta var. Onu söyleyeyim. O da şu. Evlenecek olanlar birbirlerine denk iseler ve mutlu ve kalıcı bir evlilik yapabileceklerine inanmışlarsa ve aileyi rencide edici bir problem yoksa orada velinin yetkisi düşüyor. Bakın Şafiilerde, Malikilerde, Hanbelilerin bütün kitaplarında vardır bu. Eğer kız için söylüyorum, erkekte gerekmiyor. Ama neticede gene evlenecekse de yani ikna etmek gerekiyor. Yani rızalarını almak gerekiyor. Olmuyorsa kendi kararlarını kendileri verebilirler. Samimiyseler, mutlu olabileceklerse. Ama kızlar da bunu arıyorlar. Yani aileyi rencide edebilecek bir problem varsa evliliğinde velinin izni yoksa evlenemez diyor bu üç mezhep. Ama aileyi rencide edecek bir şey yoksa, mutlu ve kalıcı bir evlilik yapabileceklerse, birbirlerine denk iseler, bir problem görünmüyorsa izin vermemesi velinin velayet yetkisini suistimal etmiş olur veliler diyorlar. Dolayısıyla da mezhepler içerisinde şöyle bir hüküm vardır. Diyor ki bir üst veliye geçer yetki ya da hakime geçer ya da kendisi evlenebilir. Yani o şey düşer. Yetki düşer. O yüzden ölçü bu. Mutlu, kalıcı ve samimi bir evlilik yapacaklarsa, ailece rencide edecek bir şey yoksa
problem yok. Evet. Sayın Hocam, malumunuz sanal dünyanın çok büyüdüğü bir zaman dilimindeyiz. Bir kardeşimiz de haklı olarak şöyle bir soru sormuş. Eşlerden birinin sanal olarak aldatması, yani örneğin mesajlarla, görüntüyle mahremiyet sınırlarını aşması dinen zina sayılır mı? Hayır, zina sayılmaz ama yani bu zinanın bir tarifi vardır. Ona girmez bu. Ama bu büyük ahlaksızlıktır bu. Çirkinliktir ve büyük günahtır. Acaba bu göz zinası, kulak zinası anlamında kastedilen ahlaki manada mı sorulmuş olabilir hocam? Yani şöyle bir çirkinliktir. Kur'an-ı Kerim'de hani her cuma hocalarımız Ömer bin Abdülaziz'in tavsiyesiyle hutbeleri okudukları ayet var. İnnallah ye'mur bil adli vel ihsan ve ita'iz bil kurba ve yenhe anil fahşai vel münker. Fahşa ve münkere girer bu. Yani kötülük, pislik bir şeylere girer, çirkinliğe girer. Evet. O yüzden ona böyle bakmak lazım. Ama bu bir kötü bir tavırdır bu. Yani ahlak dışı bir şeydir. Hocam bir de birçok katılımcımızın sorduğu ortak bir soru var. İle ilgili, çocuk yetiştirmeyle ilgili fayda sağlayacağını düşündüğünüz, tavsiye edebileceğiniz eserler paylaşabilir misiniz? Yani bu konuyla ilgili epey bir kitap çıktı. İstanbul'da İslami Araştırmalar Vakfı var. Ali Özek hocamızın başkanı bulunduğu vakıf. Onların neşrettiği çocukla ilgili kitaplar var. Onlara bakılabilir. Yani orada kitaplara bakılabilir. İslam Ansiklopedisi'nde, Diyanet'in İslam Ansiklopedisi'nde çocuk maddesi var. Ona ve onun bibliografyası var. Sonunda orada kaynaklara yer veriyor. Onlara bakılabilir. Bir de Rize'de İlahiyat Fakültesi'nin yaptığı geniş çaplı bir sempozyum var. Çocukla ilgili. Bu basıldı. Ensar Vakfı Yayınları'ndan çıktı bildiğim kadarıyla. Orada da bu konularla ilgili bilgiler var. Yani araştırılabilir, bakılabilir o tür kitaplara. Orada o kitaplarda aynı zamanda kaynaklar da var. Referanslar da var. Oradan hareketle çeşitli çalışmalara bakılabilir. Evet. Sayın Hocam, bir de malum son dönemde biraz popüler bir gündem diyelim. Özellikle de aile ve kadını ilgilendiren bir taraf olduğu için İstanbul Sözleşmesi noktasında çokça soru geldi. Bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyiz derler genel hatlarıyla. Süremizi de tamamlıyoruz ama. Şöyle, şimdi toplumda bununla ilgili bir huzursuzluk var. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili. Cumhurbaşkanımız da bu konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı. Bununla ilgili bir çalışma yapılabileceğine dair bir açıklama yapmıştı. Yani toplumdaki huzursuzluğun farkında hükümetimiz. Ben onunla ilgili bir çalışma yapacaklarını veya yapılacağını ümit ediyorum. İstanbul Sözleşmesi'nin tabii kadına şiddeti önlemeyi amaçladığı baş tarafındaki hükümlerde de söylüyor. Ama önlemiş midir? Çok fazla önlediği görülmüyor, şimdi doğru söylemek gerekirse. Ama bu sadece onunla da sınırlı bir şey değil. Ben bu konu gündeme geldiğinde ben bunun sadece İstanbul Sözleşmesi veya onunla ilgili değil de bir zihniyet kriziyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Bir zihniyet krizi bu. Problem orada esas. Onun üzerinde konuşmak lazım. Bu konuda eğer İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yani ne düşünülebilir diye bakmak isterseniz bu Uluslararası Müslüman Alimler Derneği'nin bir bildirisi oldu. Şöyle 5-6 maddelik, yani bir 2-3 sayfalık bir şey. Ona bakabilirsiniz diye düşünüyorum. Orada bu şeyle ilgili, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bir değerlendirme var. Ona bakabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet hocam, çok teşekkürler. Bir 5-6 dakika daha var hocam, uygun görürseniz birkaç sorumuz daha var. Buyurun buyurun. Kısmen değinmiştiniz ama evliliklerde genelde kadınların eşine karşı görevleri söylenir, anlatılır, hatırlatılır. Erkeklerin eşlerine karşı, evlatlarına karşı görevlerinden de kısaca bahsedebilir mi hocamız demiş. Zannediyorum bir kadın dinleyicimiz olsa gerek, bayan dinleyicimiz.
Genelde kadınların sorumluluklarından dem vuruluyor ama erkeklerden de biraz açar mısınız diyor. Ya şöyle tabii şimdi Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde bunlar açık şekilde anlatılıyor. Bunlarla ilgili mesela Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleri var. Şimdi bizim sıkıntımız şu. Bizim değerler dünyamızla modern kültür arasında bir çatışma unsuru ortaya çıktığı için bazı şeyleri konuştuğumuzda, anlattığımızda karşı tarafa ne kadar ulaşabiliyor bu? Ya da ne kadar kabullenilebiliyor? Bunda problemler var. Kanal yani, farklı biraz. Çok farklılaştı. Şöyle söyleyeyim. Bakın modernlik kendisini din karşıtlığı üzerine konumlandırdı. Bunu ben söylemiyorum. Bir sosyolojik tespittir bu. Evet. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bakın Hristiyanlık Roma'da devlet dini haline geldikten çok kısa bir süre sonra devleti ele geçirdi. Peygamber Efendimiz peygamber olmadan aşağı yukarı 230 sene önce filan bu. 380 yılında Roma'da 1. Theodosius ile devleti ele geçiriyor. Tanrı adına dini ve devleti yönetmeye başlıyor. Bu insanlar çok pahalıya mal oluyor. Kilise devleti. Ve aydınlanma dönemiyle birlikte dini devre dışı, yani kiliseyi devre dışı bırakmayı başarıyor insanlık. Batı dünyası daha doğrusu. Ve din mabede hapsediliyor sadece. Mabede hapsediliyor din. Öyle olunca biz Allah ile kul arasındaki ilişkileri gidin camide, kilisede ne yaparsanız yapın, dünyevi işlere karışmayın diye bir zihniyet oluşuyor aydınlanma döneminde. Yani modernliği sosyologlar şöyle tanımlıyorlar, Tanrı'nın tahtına insanın oturmasıdır. Dolayısıyla insan özgürlüğü de böyle tanımlıyorlar zaten. Tanrı'dan yakayı kurtarmak Batı dünyasında. Bakın bir sürü Ahmet Çiğdem'in kitabı var mesela aydınlanma döneminde, açın bakın okuyun. Veya başka kitaplar var veya işte İslam Asubesi'nin aydınlanma maddesine bakabilirsiniz. Şimdi öyle olunca bugünün seküler telakkileriyle bir dindarın seküler telakkiler arasında çok fark var. Mesela Peygamberimiz diyor ki Hazreti Ali'yi evlendirirken oğlum Ali evin geçimi sana ait, kızım Fatıma evin işi sana ait diyor mesela. Mesela Nisa suresinde aynı şeyi söylüyor Cenab-ı Hak. Şimdi mesela bunu nasıl bugün yorumlayabiliriz ya da nasıl konuşabiliriz? Bu bambaşka bir konu. Anlatabiliyor muyum? O yüzden ben hep baştan beri vurgulamış olduğum şey şu. Değerler dünyası üzerinden kendi ilişkilerimizi, yani insan insan, insan Allah, insan alem ilişkilerini kendi değerler dünyamız üzerinden kurmadıkça ne konuşursak konuşalım bu boşa gidecek. O yüzden ben diyorum ki önce bunu bir düzeltelim ve siz bu açıdan Kur'an'ı, sünneti ve bu çerçevede yazılmış olan kitapları ben okumanızı tavsiye ediyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Adem hocamızın teknik bir bağlantı sorunu oldu. Şimdi kendisi geliyor ama evlilik görüşmesinde evleneceğimiz kişiye daha önceki hayatını, geçmişini sormamız gerekir mi? Yoksa bu konuyu hiç açmamak mı daha doğru olur? Şeklinde bir soru var. Soruyu bir daha alabilir miyim? Tam anlayamadım. Evlilik görüşmesinde evlenmeyi düşündüğümüz kişiye geçmişiyle ilgili herhangi bir şey sormak gerekir mi, yoksa bunu tamamen kapatıp geçmek mi gerekir şeklinde bir soru var. Bence sorulmalı. Ya bu kişilerin kendisiyle ilgili bir şey ama bu çünkü şöyle ileride evliliğin mutluluk ve kalıcılık esası üzerine kurulup kurulamayacağı ile ilgili kritik bir soru bu. Çünkü insanların hassasiyetleri farklı olabiliyor. Eğer bu konuda hassasiyetleri varsa o hassasiyet olan insanlar elbette bunu sormalılar bence. Ve cevabını aldığında da ona göre hareket edeceği anlamına geliyor bu. Böyle bir duruşu varsa tabii ki bunu oturup konuşmalılar. Bence önemli. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Hocam çok fazla teşekkür geliyor. Yayının bitmemesi için bir soru daha geldi. Onu da söyleyelim. Yayın kaydediliyor. Sizin de zaten daha önceden izniniz vardı. Sonrasında Kardeş ve Birlik Derneğimizin YouTube sayfasından da izlenebilecek. Biz çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Vaktinizi ayırdınız, zamanınızı ayırdınız, kıymetli vaktinizi. Çok istifadeli bir program oldu, yoğun katılımlı bir program oldu. İnşallah bundan sonraki derslerde de tekrar bir araya geleceğiz.
Bir diyeceğiniz varsa hocam son söz olarak sizden alalım. Ben tabii öncelikle programı tertip edenlere, Ömer Faruk Bey olmak üzere, sizler olmak üzere, bu programın gecenin bu vaktine kadar takip edenlere şükranlarımı sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sadece teşekkürü borç bilirim. Çünkü vakit ayırdınız ve bu saate kadar takip ettiniz. Allah hepinizden razı olsun. Tekrar sağlıklı günlerde, iyi günlerde görüşmek dileğiyle huzurlu, mutlu bir aile diliyorum herkese. İnşallah hocam. Allah razı olsun. Biz de bu vesileyle tüm katılımcılarımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar.